Merhabalar sevgili arkadaşlar. Diyanet kapatılsın hashtag'i yani başlığı altında Twitter'da her ay binlerce belki de on binlerce tweet paylaşılıyor. Peki bu binlerce kişi ya da on binlerce kişi neden Diyanet kapatılsın diyor. Ben bunu araştırdım ve araştırmalarımı birazdan bilgisayar ekranından sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kendi yorumumu söylemek isterim. Bence Diyanet neden kapatılmasın? Neden yararlı? Çünkü e, dinler insanlara yalan söylememeyi, hırsızlık yapmamayı, başka insanı incitmemeyi, hak yememeyi, insanlara hakkını vermeyi öğretiyor değil mi? Yani güzel şeyler öğretiyor. Bu güzel şeyleri yapmazsanız da işte ahirette... E, cehennemlik olacağınızı, işte bu günahlarınız için yargılanacağınızı öğretiyor. Yani doğruyu öğretiyor ve doğruyu yapmazsanız da kötü sonuçlarla karşılaşacağınızı anlatıyor dinler. Diyanet de tabii ki bunu yapıyor ve diyanete vergilerimiz gidiyor. Neden e, vergilerimizden e, yüklü bir bütçe diyanete gidiyor. İşte bu yüzden toplumlara şükretmeyi öğretiyor. Elindekiyle mutlu olmayı öğretiyor ve belki de isyan etmemeyi öğretiyor. Çok isyan etmezsen yani yapıcı hareketlerde bulunursan ne bileyim asgari ücret şu anda 2021 Türkiye'sinde 3000 lira değil yani dünyadaki ücretlerle kıyaslayacaksak belki 400 dolar değil değil mi? 4 kere 7, 28 yani evet 400 dolar seviyelerinde diyelim. Bu belki de dünyada en düşük ücret seviyeleri diyebiliriz. Ama isyan edip de işçiler hep beraber toplu bir greve giderse yani bu ülke için devlet için yapıcı olmaz yani şükredin diyor dinler ama e, bir de yapıcı kararlar alabilirsiniz. Öncelikle bir şükredersiniz. Yani dersiniz ki evet bak eşim var, ailem var, tencere kaynıyor. Sonra da dersiniz ki işverene şöyle şöyle yaparsak belki daha çok para kazanırız. Belki ihracat yaparsak daha çok para kazanırız. Aklı selimle davranmayı öğretiyor dinler. Ve tabii aklı selimle davranırsan yani bir elindekine şükredip daha sonra yapıcı kararlar alırsan daha eee Yüksek refah seviyelerine ulaşabilirsin, daha mutlu insan olabilirsin. Bu anlamda işte yararı olduğunu düşünüyorum diyanetin. Bir yararı da şu, mesela diyelim ki vergilerimiz bütçeden diyanete gitmiyor, her cami kendi cemaatinden para topluyor. Bu halkımıza uygun olmayabilir çünkü her zaman herkesin cebinde parası olmayabiliyor. Yani camiye işin düşer, ne bileyim bir cenazem vardır, şeyin vardır. E, caminin ışıklarının bile, e, elektriğinin bile ödenmesi için sonuçta para lazım. E, ve o anda caminin o parası yoksa ya da işte başka bilmiyorum Diyanet hani kiliselere de yardım ediyor mudur? Hani e, sonuçta onlara da bir fon ayrılıyordur herhalde diğer dinlere. Yani e, o sırada insanın cebinde hazır parası olmayabilir. Tabii ki de... E, nasıl aydınlanacak mesela o caminin ışıkları nasıl nasıl ısınması sağlanacak yani atıyorum bir e, namaz vaktinde diyelim hani her zaman para lazım olacak e, din işleri için tabii ki de vergilerimiz gitsin dinlere de, de, denmesi daha mantıklı e, ne oluyor burada bir tek e, dinsiz adamın vergisini alırsa diyanet o kişilerin vergisi dinlere gidiyor dinsiz adamlara sorarsan bence o da toplumun manevi huzuru için gitsinler vergim yani sorun görmüyorum der. Hani böyle özel kurslarda ya da sağlıklı olmayan koşullarda çocuklar ya da insanlar dinlerini öğreneceğine böyle devlet kurumundan öğrenmeleri daha faydalı olur der bence dinsiz insanlarda. şimdi Başka görüşüm evet şu arkadaşlar bazı yani dediğim gibi diyanet böyle hani insanlara mutlu olmayı öğretiyor ya e, ya da insanlar bir şekilde terapi buluyor camide namaz kılarak ne bileyim ya da bir kiliseye gidip günah çıkartarak yani. E, Şimdi toplumu daha kucaklayıcı açıklamalar yapmalı. Toplumu kucaklayıcı açıklamalar, birleştirici açıklamalar yapmayınca bence bu tweetler, başlıklar patlıyor ve Diyanet kapatılsın, benim vergilerim oraya gitmesin diyor insanlar. Birkaç açıklamasını gördüm. Mesela içkiden hani insanların uzak durması için içki haram diyor. Sigara da bir çeşitli uyuşturucudur diyor Diyanet. Hani uyuşturucuya başlangıçtır diyor ve haramdır diyor tabii sigara içenler diyor ki benim vergim gitmesin diyanete arkadaş diyor. Bak diyor sigara içenlere kötülüyor diyor. Ya da içki içenler öyle diyor olabilir. O, o zamanlarda patlıyor bu başlık. Dikkat ediyorum. Mesela bir seferde de demiş ki Diyanet İşleri Başkanı işte inanmayan, ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir diyor. Ee, tabi bu da bir şekilde hani hiç ahiret inancı olmayan kişiler düşünüyordur ki yani bu bir cadı avı mı diyordur hani biliyorsunuz ortaçağ e, Avrupasında e, inanmayan insanları öldürüyorlardı hani çünkü o cadılardan her türlü kötülüğün gelebileceğini düşünüyorlardı şimdi tabi kucaklayıcı bir söylem değil bu aslına bakarsan çünkü e, bir insan inanır inanmaz bu insanın da e, Tanrısı arasında bir meseledir yani çünkü ben bazen de şöyle insanlar görüyorum sürekli böyle ağzından dini düşürmeyen dini söylemleri düşürmeyen ama dolandırıcı insanlarla da karşılaşıyorum şimdi o zaman e, de, desem şöyle desem sürekli böyle dini ağzında olan insana güvenilmez çünkü bu insan e, böyle dışa dönük İyi bir insan olduğunu ispatlama çabası içindedir falan desem doğru olur mu? Olmaz. Çünkü e, sürekli ağzından dini söylemleri düşürmeyip de e, çok doğru, çok iyi bir insan olan binlerce, on binlerce insan vardır. E, o bağlamda işte aslında herkesten her türlü kötülük beklenir e, bence. Yani inanmayan insandan değil sadece. İnanmayan insandan neden her türlü kötülük beklenir diyor Diyanet. Çünkü bu insanda ahiret korkusu yok ya. Hani ahir zamanda ceza alacağını düşünmüyor ya. O yüzden her türlü kötülüğü yapabilir demeye getiriyor ki insanlar inansın bir çatı altında inanan insanlara hitap etmek. E, tabii ki de Diyanet'in işini kolaylaştırır. E, elini güçlendirir. Bu şekilde insanları daha rahat Önce kendi çatısı altında topladıktan sonra işte dini söylemlerini olumlu bu hırsızlıktan, yalandan işte insanlara zarar vermekten uzak tutacak söylemlerini daha rahat insanlara aşılar ki güzel bir şeydir. Ama din çatısı altında toplamak için hiç inanmayan insanları kötülemek bence bir yerde gelir tıkanır çünkü insanlar bakabilir ki bu der diyebilir ki benim inanmayan arkadaşlarım var ama onlar kötü insanlar değil. Onlar da vicdanlı insanlar, merhametli insanlar. Vicdan sahibi olmak için, merhametli olmak için illa da bir dine mensup olmaları gerekmiyor. İnsan olmak, herhangi bir insan olmak merhametli olmayı, vicdanlı olmayı olmak için yeterli aslında yani sadece insan olmak <laughs> insanlarda olan bir özellik çünkü doğasında olan bir özellik vicdanlı olmak merhametli olmak bakıyorsun goril bile bakıyorum böyle şey düşmüş bir tane kuş düşmüş suyun içine işte böyle yaprak uzatıyor kuşu ölmesin diye suyun içinden çıkardı bunu bir hayvanat bahçesinde çekilmiş görüntü yani görüyorsunuz aslında hayvanlar bile merhametli vicdanlı durduk yere mesela bir çita bakıyorum küçük bir hayvanı öldürmüyor ya da böyle bir a, e, aslan mıydı yanılmıyorsam bir antilop antilop yavrusu bakıyor hani yet, yani öldürmesine gerek yok büyüsün mesela ondan sonra yer tabi onun düşüncesi farklı ama ya da annesini yemiş çocuğunu da yemiyor yani çocuğu bırakıyor. Yani hayvanlarda bile merhamet, vicdan varken insanlarda hayli aynı var. İlla bir dini görüşleri olması gerekmiyor. Tabii de böyle işte bazen yanlış söylemler içerisine ayrıncılık içerisine düşerse çok dikkatli olması gerekiyor bu konularda. İşte insanlardan bu şekilde tepki görebiliyor Diyanet. Ya da bütçesinin çok yüksek olması belki de insanları rahatsız ediyor olabilir. Son 20... Yani 2002'den bu yana yaklaşık 18 yılda e, bütçesi baktım ben yaklaşık 22 kat artmış diyanet işlerinin bütçesi. E tabi belki insanlar da diyordur benim vergim daha çok milli eğitime kaysın. Eğitime e, kaysın ki halkımız sadece iç huzurla değil gerçekten bir refaha kavuşup da e, mutlu olsun diyor olabilir insanlarımız halkımız kaldı ki ben de öyle düşünüyorum. Ben milli eğitime verilen bütçenin ya da eğitime yatırılan bütçenin şu anda günümüz Türkiye'sinde bizim yapacağımız en doğru hareket olduğunu düşünüyorum ve tamamen destekliyorum. Kaldı ki 2021'de eğitime gerçekten devlet politikası olarak çok büyük yatırım yapıyoruz. Bunun çok doğru olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hani bir yerden alıp diğer tarafa vermek Bütçesizsen, kaynaksızsan doğru olabilir. Şimdi mesela mesleğimiz olduğunu düşünelim. Bir Almanya gibi olduğumuzu düşünelim. E, Almanya'da çünkü çok, çocuklar küçük yaşlarda meslek sahibi e, olmaya yönelik eğitimle e, donatılıyorlar. E, çocuğa soruyorsun orada Almanya'da büyüyünce ne olacaksın? Otomobil tamircisi olacağım diyor ya da pastacı olacağım diyor. Bizdeki çocuklar gibi bütün çocuklar orada doktor olacağım, polis olacağım demiyor. Yani herkes mesleğinin ne olması gerektiğini biliyor. O doğrultuda da eğitim alıyor ve sonunda Almanya'da bakıyorsun Mercedes, BMW, Volkswagen, işte Audi gibi firmalar çıkıyor. Çünkü o çocuklar ona yönelik kaliteli eğitimi alıyor ve en kaliteli arabaları ürettikten sonra da onun refahını yaşıyor. Buraya geliyor burada 5 yıldızlı otellerde tatili bırak emeklilerini bile Almanlar bakıyorsun burada Türkiye'de 5 yıldızlı otellerde yaşıyor e, Çünkü gerçekten mesleki eğitimde e, zirveye zirveye gelmiş bir ülke e, doğru kararlar alıyor. Yani doğru bu kararlar. Yani milli eğitime ya da eğitime yaptığı bu mesleki eğitime yönelik yaptığı eğitimler doğru. Bizde de işte insanlara meslek vermek lazım ve mesleğe yönelik eğitim vermek lazım. Bu bence Türkiye'nin en önemli ihtiyacı. Eğer bu olursa zaten insanlar çevresine zarar vermez, yalan söylemez, dolandırmakla uğraşmaz, insan dolandırmakla işte uyuşturucuya da yönelmez. Çünkü zaten bu insanlar belli bir refaha ulaşınca mutlu olan insanlar olacak. Çevresine faydası olacak insanlar olacak. Ailesine, kendisine, hatta ülkesine faydası olan insanlar olacak. Yani uzman olduğun zaman bir işte çok güzel bir iş ürettiğin zaman ne bileyim bir iPhone üretiyorsun. Yani eserinde zaten gurur duyarsın. BMW üretmişsin. Zaten gurur duyarsın. Onun verdiği bir mutluluk var. E onun karşılığında belli bir gelire de kavuşuyorsun ve tatilini yapıyorsun yurt dışlarında işte ailenin çocuklarına da en kaliteli eğitim imkanlarını verebiliyorsun o çocuk 18 yaşına bastığında gerçekten e, o da meslek sahibi oluyor, bir birey oluyor, kendi ailesini kuracak ya da gidiyor kendi evini tutuyor, kendi hayatını sürüyor, mutlu insanlar oluyor. Yani din yine bir yere kadar getirebiliyor bir toplumu iç huzurda, manevi huzurda ama esas ...kat ve kat toplumu güçlendirecek olan şey e, eğitimdir. Bakın şimdi bilgisayara geçelim. Bilgisayardan ben tanıtımıma devam edeyim. Ve e, Diyanet ne bütçeler almış? E, işte eğitime ne kadar önem verirsek nerelere gelebiliriz? Ufak bir değerlendirme yaptım. Onları paylaşacağım şimdi sizinle. Evet şimdi internet siteleri arasında dolaşıyoruz. Bakalım... Gazetelerde diyanet işlerinin görüşleri nasıl yer almış? Mesela gerçekgündem.com sitesinde diyor ki Ali Erbaş ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir açıklamasında bulunmuş. Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı ta tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan caminin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir açıklamasını yaptı diyor gazete. Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancı ile ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka? Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki?" dedi. diyor. Tabii ki bu söylem üzerine e, inanmayan ahiret inancı olmayan insanların e, benim vergilerim Diyanet'e gitmesin çünkü bir Diyanet beni kötü gösteriyor, kötü lanse ediyor diye düşünmesi normal ve Diyanet kapatılsın e, başlığı altında tweet atmaları normal. Çünkü ken kim kendisinin kötü gösterilmesine halta ister ki? Hele bir de kendisi vergi veriyorsa e, o kurum için. E, bir başka başlık, bir başka site t24.com.tr sitesi Diyanet İşleri Başkanı sigara kati şekilde haramdır, uyuşturucu vazifesi yapar açıklamasında bulunmuş ve uyuşturucuya giden yolun sigaradan başladığını savundu diyor. Diyanet İşleri Erbaş için t24.com.tr sitesi. Sigara gerçekten çok zararlı arkadaşlar biliyoruz. yani gırtlak kanserinden akciğer kanserine Hatta çok ilginç mesane kanserine kadar e, çok büyük oranlarda etkisi olan bir zararlı alışkanlık dini açıdan konuya yaklaşmış. Ama e, hani ben bence doğru, dur yani bence bence zararlı ama dini boyutunu elbette bilemem. Diyanet İşleri Başkanı ya da ulema bilir. Hocaların böyle kötü alışkanlıklardan insanları uzak tutacak açıklamalarını ben doğru buluyorum. ama sigara içen insanlar şöyle düşünebilir. Benim vergimin yarısı benim aldığım sigaranın yarısı vergi olarak benden kesiliyor. Diyanet'e gidiyor. Diyanet'in de yaptığı açıklamaya bak diyerek hani diyanet kapatılsın demiş olabilir. Hani çok basit bir ıı, tutum olur bu bence. Yani, çünkü adamlar bunu araştırmıştır herhalde. Ee, uyuşturucu sınıfına giriyorsa gerçekten de dinen e, ha haramdır belki de. Adamlar bu şekilde açıklama yaptıklarına göre, bu içinde hocası olduklarına, araştırmacısı olduklarına göre... E, e, bu konuda işte eğer ki böyle bir basit çıkış yaptıysa insanlar hani sigara yasak diye Diyanet kapatılsın, hani haram diyor o yüzden Diyanet kapatılsın diyorsa e, çok basit bir söylem olur. E, bakın bir başka açıklama eşcinsellik ve zina açıklaması Diyanet'ten. Bu da internethaber.com sitesi. Diyanet'ten yeni eşcinsellik ve zina açıklaması Ali Erbaş'ın lafı olay olmuştu diyor site. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu İslam'da zina'nın ve bütün çeşitleriyle eşcinsel ilişkinin açık ve kesin bir şekilde haram olduğunu belirterek her türlü gayrimeşru cinsel ilişkinin dinen büyük bir günah olduğunun açıklamasını nefret sö söylemi üretmekle ve ayrımcılıkla nitelemek son derece haksız ve sorumsuz bir davranıştır açıklaması yapmış Diyanet İşleri. Şimdi e, gay, gayrimeşru cinsel ilişkiden kasıtları <laughs> işte evlenmeden cinsel ilişkiye giriyorsa bir insan e, karşı cinsle bile <laughs> bu büyük bir günah açıklaması yapmış. Ama bu dini bir açıklama yani gerçekten günah ki demek ki hoca bu şekilde açıklama yapıyor. Hani ne diyebiliriz ki yani bu yüzden diyanet kapatılsın diyemeyiz çünkü onlar e, elindeki kutsal kitaplara göre açıklamayı, Kur'an'a göre açıklamayı yapıyor. Değil mi? Kafasından yapmıyordur. <laughs> Öksürdüm de arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. E, Tabi bu açıklamanın akabinde de Diyanet kapatılsın demek yine, yine bence Diyanete haksızlık olur. E, çok basit bir tutum olur. Ankara Barosu Erbaş için sesi çağlar öncesinden gelen bir açıklama demiş. Hani e, zinanın e, haram olduğunu belirtmesi için belirttiği durum için o şekilde bir açıklama yapmış Ankara Barosu. E, peki ben başka istatistikleri sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 bütçesi 12 milyar 977 milyon lira yani yaklaşık 13 milyar lira ve e, bu diğer bakanlıkların epeyce üzerinde bir bütçe. Mesela Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi 6,5 milyar lira. Dış Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi 5 milyar, 5 küsur milyar lira. Hadi bakın bunlarda en önemlileri koyu olarak işaretledim kendimce önemli gördüklerimi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi yaklaşık 4 milyar lira. Hani Diyanet İşleri'nin üçte biri bir bütçeye sahip. Enerji ve tabii kaynaklar nedir? Aslında ülkenin kalkınması için çok önemli bir bakanlık değil mi? Mesela biz elektrik üreteceğiz, barajlar yapacağız. Ülkenin kalkınmasında belki de en önemli ham maddelerden biri e, ni yöneten bakanlık. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı. Ama bütçesi gördüğünüz gibi e, Diyanet'in çok çok altında. 4 milyar lira sadece. E, hani bu ...bizim kalkınma dengemize hangisi ne kadar faydalı olur toplumun kalkınmasına, refahına onu siz değerlendirin. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi de 6 milyar lira yani diyanetin yarısı kadar. Halbuki ben İtalya'ya gittim ve orada gördüm ki inanılmaz bir turizm var, turizm geliri var. Ve bu turizm geliri sayesinde İtalyan halkı hiçbir şey üretmese bile hani ömrü boyunca mutlu olarak refah içerisinde yaşayabilir bence. Geçenlerde geçtiğimiz yıllarda neredeyse batacaklardı ama bu da onların kendi beceriksizlikleri en azından ekonomik kalkınma açısından. Ama gördüğüm Roma'da hiçbir tarihi esere dokunmamışlar. Ee, sadece turizme açmışlar neredeyse Roma'nın merkezinin tamamını ve bu şekilde inanılmaz bir turizm gelirleri var. Ee, şok oldum. Ee, yani turizm çok önemli. E, turizm potansiyeli dünyanın müthiş ve bu, biz bunu hiç değerlendiremiyoruz. E, doğru değerlendirebilmemiz için belki de bakanlığın bütçesinin daha yüksek olması gerekiyordu. E, sanayi ve teknoloji bakanlığına geçelim. Bakın sanayi teknoloji dediğimiz Hani bu bence e, bu bakanlıklar arasında en önemli bakanlık. 11 milyar 918 milyon, milyon lira. Yani yine diyanetin yaklaşık 1 milyar lira altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi. Şimdi bakın sanayiyle ülke kalkınır değil mi? Yani hani bu ülkeyi ayağa kaldıracaksak en önemli şey sanayi hamlesidir ya da teknoloji hamlesidir. Bakın ben burada başka bir şeyi vurgulamak istiyorum. Ha, bakın Cumhurbaşkanlığı'nın da bütçesi 4 milyar liraymış. Cumhurbaşkanlığı hani sonuçta bakanlıklar var. Bu bütçe ne işe yarıyor onu tam bilemedim. Ee, şimdi Facebook Facebook'un piyasa değerine baktım ben. 2021 Ocak ayındaki piyasa değeri 5,5 milyar lira, 5,5 trilyon liraymış bakın. Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'deki bütçesi ise 11 milyar lira. Böldüm Teknoloji Bakanlığı bütçesinin Facebook'un değerine oranına bakayım dedim neymiş. Evet binde 2 arkadaşlar yüzde değil bakın bu simge binde. Binde 2. Binde 2.1 teknoloji bakanlığına ayırdığımız bütçe. Halbuki bakın elde edebilecek yani Facebook'un değerinin binde ikisi ne demek? Pul, pul e, pu, e, vergisi kadar pul payı kadar pul yani Facebook'un değerinin yanında teknoloji bakanlığına ayırdığımız bütçe. Bu böyle olmamalı. Eğer ki biz bu kadar büyük bir getiriye sahip olabileceksek bir web sitesi alt tarafı Facebook'u bir web sitesinden bile bir aplikasyondan bile bu kadar büyük gelir elde edebileceksek binde iki değil yüzde iki ayırmalıydık arkadaşlar. Yani şu ayırdığımız bütçe 11 milyar değil bence 110 milyar lira olmalıydı. 10 katı olmalıydı ki yüzde ikisi olmalıydı ki biz böyle bir aplikasyon web sitesi tasarlayacak çocukları yetiştirebilelim. Bakın bir gün sitesinden bir günden Mustafa Mert Bıldırcı'nın haberine göre AKP iktidarı döneminde etkinliğini arttır, giderek arttıran ve 2002 yılından 2020 yılına kadar bütçesini yüzde %2090 arttıran Diyanet İşleri Bakanlığı 2021 yılı bütçesinden de aslan payını aldı diyor haber. yüzde %2090 artış ne demek bir hesap yaptım. Daha önce 2002'de bütçesi 1 lira ise şimdi yaklaşık 22 demek arkadaşlar. Bakın 1'miş. Bütçesi 22 olmuş. Yani Diyanet İşleri 22 kat zenginleşmiş. Peki sizce 2002'den bu yana Türkiye 22 kat zenginleşti mi? Ya da siz bir eviniz vardı da artık 22 eviniz mi var? 22 kat zenginleştiniz mi? Ya da refahınız 22 kat arttı mı ya da iç huzurunuz 22 kat arttı mı toplumun huzuru sizce 2002'ye göre 22 kat arttı mı arkadaşlar ki Diyanet'in bütçesi 22 kat artmış bunca yıl içerisinde belki de uzun süreçte göreceğiz Türkiye'nin refahı katlanacak Diyanet işlerinin bütçesinin 22 kat artmasıyla yani bunu belki de zaman gösterecek ama bence gerçekten bir şeye pay artıyorsa bir bütçeye pay artıyorsa ondan elde ettiğimiz kazanım da artmalı. Mesela biz Teknoloji Bakanlığı'na şimdi %2 pay veriyorsak bütçeden bunu binde iki veriyorsak yüzde %2 yaptığımız zaman en azından bugünün 10 katı teknoloji üretebilmeliyiz değil mi arkadaşlar? Bugün ne teknoloji ürettiğimizi pek bilmiyorum, pek göremiyorum ama en azından 10 kat daha e, gelişmiş teknoloji üretebilmeliyiz. 10 kat daha fazla gelir elde edebilmeniz Bu beklenir. Tabi Diyanet'in yaptığı işler biraz da soyut olduğu için, manevi olduğu için göremiyor olabiliriz e, getirisine. O, ona bir şey diyemeyeceğim. E, bakın 2021 yılı bütçe giderlerinin e, 1 trilyon 346 milyar lira e, oldu, oldu, olacağı görülüyormuş. Ee, bu rakam teknoloji şirketi olan Facebook'un piyasa değerinin yaklaşık dörtte biri diyoruz. Yani bakın e, bir Facebook kursaydık, yani bir web sitesi yapabilseydik Türkiye e, bütün bütçe giderlerini dört e, katı bir değer üretmiş olacaktı. Bir yıllık bütçe giderimizin dört katı e, Facebook'un değeri. Yani bakın e, görüyor musunuz teknolojinin bilimin ya da çocuklara bilime bilim me dayalı meslek vermenin faydaları neler olabilir? Arkadaşım geçenlerde söyledi. Ayhan dedi bir kamera Sony'nin ürettiği bir kamera e, 45 bin lira. Ben geçenlerde bu 45 bin lira da hani en iyi kameralar değil arkadaşlar. Daha kalit, daha pahalı kameralar da var ama e, Sony A7S3 Yaklaşık 45 bin lira fiyatı var dedi ki arkadaş ben araba aldım o da 45 bin liraydı dedi dedim teknoloji böyle bir şey anıl ee, yani teknoloji üretirsin dedim küçücüktür ama alırsın parayı dedim şimdi dedim o e, araba firmaları dedim imrenmiyor mudur yani ah ben de keşke bir Apple olsaydım Sony olsaydım hem stok maliyetim daha düşük olurdu hem de ürettiğim o minicik teknolojiyi hani pazarlıyorsun dağıtıyorsun e, distribütör ağlarına gönderiyorsun yani bunların bir taşıması var lojistiği var her şey para eğer ki büyük bir araba gönderiyorsan düşünün ama bir küçük bir teknoloji üretiyorsan maliyetin elbette ki daha düşük, çok daha düşük ve çok daha büyük getirilere çok daha kolaylıkla ulaşabiliyorsun. Burada da bu çizelgede de arkadaşlar Türkiye'nin en değerli 20 şirketinin değerine baktım. Koç e, Holding'den başlıyoruz. 2021 Ocak değerlerini çıkardım. Biz 20'nin toplamı 581 trilyon lira. E, pardon şöyle milyar lira 581 milyar Facebook'un değeri ise 5,5 trilyon yani Türkiye'nin en değerli 20 firması Facebook'un onda biri etmiyor. Bakın içinde bim de var. Hani çok sevdiğimiz ne bileyim Aselsan, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Koç Holding, Akbank, Tofaş, Arçelik, Türk Hava Yolları. Hani yüzlerce uçağı vardır Türk Hava Yolları. Türkiye'nin gururu değil mi? Ama hepsini toplasan Facebook'un %10'u. Onda biri yani. Bu Türkiye'nin en değerli şirketleri. İşte bakın hani bütçemiz bizim daha çok işte e, milli eğitime kaydırılsın. E, Diyanetin bütçesi 22 kat bu şekilde artması yanlış diyen yani insanlar da belki temeli olan açıklamalarda bulunuyorlardır. Hani gönül ister ki bizim imkanlarımız kısıtlı olmasın. Diyanetin bütçesi çok daha artsın. E, işte herkes huz, huzura yakalayabilsin, doğruyu iyiye öğrenebilsin, e, en kaliteli dini eğitimi alabilsin. Bence alabilir de, e, bunda da bir sorun görmüyorum ama şu var tabii ki de. Bakın, e, hani iyi bir dini eğitimi kavuşması için çocukların illa imam Olması gerekmiyor aslında. Bunun okulda da ek derslerle verilebiliyor olması lazım ki çocuk bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da işte dinini öğrenebilsin, iyi doğruyu öğrenebilsin. Bugünümüzdeki politikalarla şu anda çocuklara bu imkanlar tanındı, verildi. Bu doğru bir politika. Burada bakın görüyorsunuz ben Google'dan araştırdım. Facebook'un piyasa değeri derseniz Google direkt size yazıyor 762 milyar dolar diye. Türk lirasına vurunca ne kadar diye de Google'a sorarsanız Google hemen diyor 5,5 trilyon lira. Hani burada istatistik verileri de sizinle paylaştım. Teşekkür ederim. Videomu faydalı bulduysanız beğene tıklamayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum bu konuya ilişkin. Sevgiler.